Arkadaşlar merhaba. Unreal Engine 4 ile hayatta kalma oyunu geliştirdiğimiz videolar vardı eskiden. Bunlar gerek benim kendi eksiklerimden gerek bazı sebeplerden dolayı yarıda kalmıştı. Bunları tekrar devam ediyorum. Bu sefer aynı Discord üzerinde başkalarıyla beraber hani konuşarak, beraber üzerine yorumlayarak ve araştırarak hani projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Şu an proje içerisinde sadece şöyle açayım haritayı. Sadece WASD ve mouse hareketlerinin olduğu bir sistem var. Başka bir şey yok. Buradan bir hayatta kalma oyunu geliştirmeye başlayacağız. Bazı konuları bilmeyeceğim, araştıracağım. Nasıl araştırdığımı da hani görmeniz sizin için iyi olur. Bunun dışında lazım olan bazı içerikleri, grafikleri, modelleri hazırlayacağım. Videonun bazı bölümlerinde bunları farklı farklı bir şekillerde video olarak yükleyeceğim. O yüzden istediğiniz konuya direkt olarak gidebileceksiniz. Videonun içerisinde anlattığım konular, uyguladığım konuları da alttaki zaman çubuğunda ayrı ayrı olarak belirteceğim. Böylelikle neyi istiyorsanız o zaman aralığına direkt gidip istediğiniz konu hakkında görmek istediğiniz şeyi gördükten sonra baktığınız şeyi öğrenmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili sorular sorarsanız da eğer daha sonraki videolarda bu soruları hani cevap vermek için aynı proje üzerinde ya da farklı bir projede bahsettiğiniz sorunlarınız, sıkıntılarınız, sorduğunuz şeylerle ilgili video çekip konuşabiliriz. Ya aynı zamanda isterseniz Discord sunucuma da katılıp oradan bu videoların çekildiği zamanlar bana katılabilirsiniz. Başlayalım. Yanımda Aytaç isminde çok eski bir arkadaşım var. Bununla beraber bir yandan sohbet edip bir yandan da bir proje geliştirmeye başladık. Günlük böyle 1-2 saat hani bununla uğraşıp hem içerik çıkaracağız hem de ufak böyle bir hobi amaçlı bir proje geliştirmiş olacağız. Eğlenceli bir şey olacak umarım herkes için yararlı ve eğlenceli olur. Evet Aytaç, şimdi dün ne yapmıştık? Gece ışığımızı alttan aldığımızda oyun ekranının karanlık olması için bir ayar çekmiştik. Yeterince karanlık olmuyordu. Misal gece gündüz döngüsü oyunda olursa eğer yeterince karanlık olmadığı için onunla ilgili ufak bir araştırma yapmıştık. Geceleri bu şekilde karanlık oluyor. Scartmus serimizi de yenilediğimizde yeryüzü olması gerektiği gibi kararıyordu. Bunu da tek yöntemi şeyi bulduk. Işıkları build alıp aldığımızda hemen bu sonuca ulaştık zaten. Şuradan build lightning only dediğimizde oyun zaten karardı. Büyük ihtimal varsayılan sahne ayarlarıyla ilgili bir şey. Bunun dışında bunun sebebi bu arada şey olabilir. Şimdi bize verdiği bu standart sahnede zaten ışıklar normal şartlarda build light map almak üzere yani ışıkları build etmek üzerine bir sistem olarak geldiği için büyük ihtimal orası zaten light map'i alınmış bir şeydi, sahneydi. Yani o çevre ışıklandırması ona göre ayarlıydı. Biz ışık ters yüzeydeyken hani light map'i almaya çalıştığımızdan karanlık oldu bu sefer. Asıl elde etmek istediğimiz sonuca büyük ihtimal o şekilde yaklaştık. Onun dışında standart TPS kamerasıyla WASD ve mouse hareketlerini ayarladık. Onun dışında bir şey yapmadık zaten. Ekrana bir de cross eyerek dedik ki hani karakter nereye bakıyor, mouse'u nereye doğrultuyor onu görelim diye. Bu şekilde bir başlangıç yapmıştık. Bunlar zaten ortalama 15-20 dakikada hemen halledilecek şeyler. Şimdi dün bu bir hayatta kalma oyunu olduğu için bir sonraki adımda neler yapacağız, neler yapılımı konuşmuştuk. Bu da hatta işin esprisi şeydi hani karakteri yaşatmaya çalışıyorsak önce ölmesi lazım gibi bir şeydi. Bize önce bir karakteri öldürmemiz gerekiyor. Bu ölüm işlemi de yani karakter herhangi bir şekilde öldüğünde karakterle ilgili kontrollerimizin kesilmesi, ekrana eğer bir işte ölüm sonrası öldün ekranı gibi ya da menüye dönüş ekranı gibi bir şeyler gelecekse bu ekranı önce bir tasarlamamız lazım. Daha sonra da karakterin kontrol mekanizmasını iptal edip karakter etkileşimimizi kesmemiz lazım. Bu bizim en basit anlamda karakterimizin öldüğü an olacak.
bu şekilde. Bunun da burada ilk yazan ölüm ekranını bir yapalım. Çok basit bir şey olarak şimdilik. Hemen şuradan yeni bir tane arayüz ekranı oluşturalım. Ya da arayüz ekranı, aynen. Yeni bir widget oluşturalım. Buna Dead Screen diyelim. Sormak istediğin şeyler, ayta çıkını belirtmek istediğin şeyler olursa aynı şekilde katılıp sor. Dinliyorum ben. Dead Screen'i açtım. Onu standart ben monitörlere göre 27 inç olarak evet gelmiş zaten. Hepsinin aynısı kullanılıyor bir projede. Hiçbir şey yapmayacağım. Çok basit anlamda hemen arka plana bir siyah ekran atıp üstüne de şey atacağım. Öldün yazısı ya da respawn yazısı koyacağım ki tekrar karakter respawn olup başlasın hani. Ekstra bir menü olaylarına sonra gireceğiz onları. Yani en basit anlamda oluşturmaya çalışıyorum şu anda. Neredeydi? Burası değil. Advanced. Değil. Editor. Misc. Hah, burada. Sahneme bir tane overlay alıyorum. İçerisine bir border atıyorum. Border'ı ekranın tamamı overlay pardon önce. Ekranın şöyle tamamı olacak şekilde gerdirdim. Border'ı da aynı şekilde ekrana sığdırıyorum her yerine. Şunları sıfır yapıyoruz. Bu beyaz kısım border oluyor aslında. Border bir çeşit arka plan olarak kullanabileceğiniz bir özellik. Widget içerisinde. Onun rengini content değil. Brush'ın rengini siyah yapıyorum. Üzerine de overlay'in hemen içerisine bir yazı attım. Bunu da ekranın tam ortasına. Yazı değil de bu buton olsun. Respawn olacaksa. Bir buton atıyorum. Butonun içerisine de yazı atıyorum. Buton üzerinde yazı olacak böylelikle. Buton ekranın tam ortasına yerleştirdim. Yazıyı da değiştirelim. Respawn olsun ismi. Yazının da rengini siyah yaptım ki arka plandan ayrılsın. Biraz da büyütebilirim aslında. Buton içindeki yazının ya da içeriğin büyüklüğüne göre şekil alacağından buradan yazının boyutunu değiştirmem butonun büyüklüğü için şu anda yeterli. 30 yapalım ya da 45 yapalım. Kör göze parmak gibi oldu. Daha sonra bu butonu bir şeye bağlayacağız. Oyunu tekrar başlatan bir sisteme bağlayacağım. Onu da şu şekilde hallediyoruz. Eklediğimiz butonları üzerine tıkladıktan sonra bu butona tıklandığında bir şey olacağını ayarlamak için sağ taraftaki detail penceresinden en aşağı indiğinde event kısmından bu butona tıklandığında mouse'un işte sol kliği ile üzerine basıldığında basılma işlemi bırakıldığında yani basılma işleminde ve bırakılma işleminde mouse üzerine geldiğinde ve mouse üzerinden gittiğinde yapılacak işlemler şeklinde böyle bir takım tetikleyiciler buradan ayarlanabiliyor. Bize tıklama işlemi lazım. Yani on click tıklanıldığında üzerine. En basit oyunu tekrar başlatma yöntemi şeydir. haritamızı tekrar load etmedir, yüklemedir. New map dediğinde haritamın ismi şu anki haritamın. Sol üstte de yazıyor new map. Yapacağım işlem şu. Bu butona tıklanıldığında open level diyeceğim. Buraya new map yazacağım. Yani benim harita dosyalarım aynen. Harita dosyalarım zaten belli bir yapıda olduğu için zaten üzerine geldiğinde bak new map'in yanında level yazıyor. Sen burada open level dediğinde içerisine yazdığın ismindeki level dosyasını aslında yani harita dosyasını otomatik olarak açacak. ve herhangi bir kayıt sistemi olmadığı için en baştan yani ben buradan test ediyormuşum gibi play dermişim gibi tekrar oyun başlayacak. Şimdi new map yazdım. Artık bu butona tıklanıldığında o ekran geldiğinde bu harita tekrar başlayacak. Mesela ben oyunda haritanın şu köşesine gelirsem o buton önüme geldiğinde tıkladığımda otomatik olarak
yine ortadan sıfırdan başlamış gibi başlayacağım. Bütün ayarlar sıfırlanacak. Çünkü herhangi bir karakterin bilgisini kayıt etmiyorum. Şimdi bu ekranı en basit anlamında yaptık. Bunu ekrana öldüğümde ekrana yazdırma işlemi kaldı. Şimdi karakteri önce yaşatabilmemiz için öldürmemiz lazım dedik. Yani yaşatma için uğraşalım. Karakteri yaşatabilmek için. Şimdi ben kontrolcü dosyasından en basit anlamda karakteri öldüren bir sistem oluşturacağım. Custom Event. Bu kendi, yani adından da belli olduğu gibi, kendi ürettiğim bir event sistemi olacak. Yani karakterim öldüğünde, gerekli ölmesi için gerekli şartlar yerine geldiğinde bu event çalışacak. Bu event'ı herhangi bir yerden belirli şartlarda tetikleyebiliyorum ben. Bu event çalıştığında mouse ve klavye kontrollerini karakterden koparacağız ve ekrana respawn butonunu tekrar getireceğiz. Yani ölüm ekranını getireceğiz. Daha sonra bu ölüm ekranında istediğimiz herhangi şekilde her şeyini değiştirebiliriz. Önemli olan karakter öldüğünde bu ekranın ekranın oyuna gelmesi ve karakterle ilgili kontrollerimizi kesmek. Mesela bu ekranı animasyonlu bir şekilde ekrana getirmeyi de göstereceğim. Şimdi bize lazım olan karakter öldüğünde, yani bu event tetiklendiğinde bir takım kontrolleri kesmemiz lazım önce. İlk başta yapılacak işlem disable input diyelim. Nelerimiz varmış? Disable input. Player controller. Bu işe yarıyor mu? Ona bir bakalım. Burayı geçici olarak O tuşundan ya da E tuşu diyelim. E tuşundan bir event bağlayacağım. Burada bulması zor oluyor. Bu sağ taraftaki detail ekranın yanındaki palet bölümünden sağ klik yaptığımda blueprint içerisinde kullandığım bütün bu ne denir? Fonksiyon işlemlerin hepsinin listesi çıkar şurada palette. Buradan input bölümüne gelip, yani klavye girdilerini alacağım yere geliyorum. Input. Buradan klavyeye geliyorum. Klavyede el tuşuna basınca olacak işlemleri yapacağım şimdi. Sadece kendimi öldürmek istiyorum. Keyboard event. Buradan klavyedeki bütün tuşların listesi burada vardır. Klavye farklılıkları da göz önünde bulundurarak hepsine buradan ulaşılabilir. E biraz daha yukarıda. E. Şimdi sürükleyip blueprint çalışma ekranıma bıraktım. E'ye basıldığında burası çalışır. E'ye basılma işlemi bırakıldığında, yani E'ye bastığınız, bıraktığınızda da burası çalışır. Buna göre farklı tetikleyicileri kullanabilirsiniz. Şimdi det ekranımı kullanacağım. Önce şu disable input işe yarıyor mu ona bir bakacağım. burada altta oluşturduğum custom event'ı çağıracağım. Det call function bölümünün altında oluşturduğum kendi event sistemim çıkıyor. Ben oyun içerisinde E'ye bastığımda bu event çalışmaya başlar. Bu event da burada çalışır. Hemen buradan burası çalışmaya başlar ve sonrasında yaptığım işlemler gerçekleşir. Hemen bir şeyi test edelim. Şu an sağa sola yapıyorum ve E'ye basıyorum. Ve artık hareket etmiyor. Şu an WASD'ye basıyorum. Mouse'umu da hareket ettiriyorum. Ona rağmen karakterim hareket etmiyor. İstediğim şey buydu şu anda. Şimdi karakter öldüğünde bizim klavye ve mouse kontrollerimiz devre dışı kaldı. Şimdi ekrana aynı zamanda şeyi yazdıracağız. Dead screen'i yazdıracağız. Şimdi dead screen'i ekrana yazdırmanın birkaç yöntemi var. Bunu en güzeli aslında şu an var olan arayüzdeki crosshair'ın olduğu, yani bizde bu oluşturduğumuz direkt ekrana, ana oyun ekranı olarak yüklediğimiz widget'i kaldırıp hemen yerine kendisini dead screen'i yapıştırmak. O şekilde yapalım bunu. Ve hatta ben bu oyun ekranını kısa yol alayım daha sonra silebilmek için. Buradan sağ klik, promote to variable dediğimde game screen reference. Bunu bir değişken içerisine kaydettim ve daha sonra bunu herhangi bir yerden hemen çağırıp ekrana ekleyip silebileceğim. Tekrar aşağıya iniyorum.
Klavye girdilerini iptal ettik. Game screen referansı ekrandan siliyoruz. Remove from parent diyorum. Hemen bakacağız şimdi bu da çalışıyor mu. Play dediğimde E'ye bastığımda her şey gidecek ve ortadaki crosshair da gidecek. Şu anda E'ye basıyorum. Crosshair da gitti. Şimdi diğer aşama ölüm ekranını şey yazdırmak, ekrana yerleştirmek. Burada da yapacağım işlem create widget diyorum. Dead screen'i bellekte oluşturuyorum ama ekrana yazmadım henüz. Add to viewport diyorum. Şu anda ekrana da gelecek E'ye bastığımda. Görüldüğü gibi. Şimdi ekrana geliyor ama mouse'um görünmediği için respawn butonuna tıklayamıyorum. O zaman bu ekran geldikten sonra bir de mouse'umu göstermem lazım. Show cursor diyorum. Mouse cursor'ı. Set show mouse cursor. Bunu tıklı hale getiriyorum. Ve E'ye bastığımda artık mouse imlecim de oyunda görünüyor. Tıkladığımda oyun tekrar başlıyor. E'ye basıyorum. Tıklıyorum. Tekrar başlıyor. Şimdi bu ölüm ekranı ile ilgili ufak bir şey daha göstereyim. Şu siyah ekranı misal yavaşça yoktan var yani bir geçişle ekrana yazdıralım misal. Arayüzle ilgili ufak bir animasyon şeyi de olsun bu. Denemesi de olsun. Misal şuradan timeline açıyorum alttan. Overlay'i seçiyorum. Çünkü asıl overlay'i kapatıp açtığımda asıl işlem burada oluyor. Canvas'ı da aynı şekilde yapabilirim. Hiç fark etmez. Overlay yapmak istiyorum ben şu anda. Buradan yeni animasyon diyorum. Fade yani geçişli dead screen animasyonun ismi. Şimdi normal şartlarda bu ekran ilk başladığında bu ekran görünmeyecek. Ve yavaşça görünmeye başlayacak geçişli bir şekilde. Yani bunun opacity'sini sıfırdan bire çekeceğiz. O zaman normal şartlarda bunun opacity'si sıfır olacak. Ekrana bu yazdırıldığında sıfır. Daha sonra bu animasyonu tetikleyerek yavaş yavaş görünür hale getireceğiz. Yapacağımız işlem şu. Overlay'in render opacity'nin yanında hemen bir işaret var. Keyframe işareti bu. Buna tıklıyorum. Animasyon çizelgesinde sıfırdayken. Ve overlay'in render opacity'si sıfır iken sıfırda geldi. Şimdi ben buradan play dediğimde yavaşça açıldığını düşünürsek 1.5. saniyede yani şurası bunun render opacity'sinin 1 olmasını istiyorum. Gördüğünüz hale gelmesini. Tekrar bunun 1.5. saniyede buraya tıkladığımda bu şekilde bir geçiş olacak. Bu ekran yavaşça belirmeye başlayacak. Şimdi en basit anlamda arayüzle ilgili animasyonu yaptık. Bu animasyon ismi Fade Dead Screen. Şimdi tekrar Survivor Controller'a geliyorum. Ekrana mouse'u gösterdikten sonra bu animasyonu oynatmak istiyorum bir de. Play Animation diyelim. Animasyonun ismi bu User Widget. Bu değil galiba. Pardon. Play. That. Get Fade Dead Screen. Play Animation. Deneyelim hemen bir. Mouse ekranında göründükten sonra bu animasyon oynayacak. Start time 0. Bir kere oynayacak. İleriye doğru yani tersine de oynatabilirsiniz. Ya da ileri geri ileri geri de bu animasyonu oynatabilirsiniz. Ve animasyon hızı da 1 olacak. Hemen bir deneyelim. Hata verdi. Hatanın sebebi... Bakalım neymiş. Şekilde bir deneyeceğim.
Evet. Göründüğü gibi. Evet. E'ye bastığımda ekrana geldi. Şimdi bu play animasyon muhabbeti şu. Ben burada ekranda bir widget oluşturdum. Ekranı görecek bir arayüz dosyasını çağırdım. Ama ekrana göstermedim de henüz. Burada ekrana basıyorum o arayüz dosyasını. İçerisindeki animasyonu da yani dead screen widget'ını target hedef dediği orası oluyor. Buraya bağlıyoruz. İçerisindeki animasyonu da kendi içerisinden çağırıp yani fade dead screen buraya bağladıktan sonra diğer ayarlarını yapıyoruz. Başlama zamanı, yani animasyonun hangi süresinde başlayacak, kaç kere loop şeklinde dönecek, oynama yönü ileriye doğru mu, geri doğru mu ya da ileri geri mi olacak, onları ayarlıyoruz. Hızını ayarlıyoruz. Bununla ilgili bir bilgim yok. Pre-animated stops. Bunu bilmiyorum. Daha sonra bakarız. Şimdi ölüm hani şeyi ekranı aslında bitti. Bu şu anda ihtiyacımızı karşılayacak. Diğer bir konuya geçeceğiz. Diğer konu karakterin ölmesini belirli kondisyonlara bağlama. Yani sağlık durumuna falan bağlama.